Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Vallahi ben bugün Hümeyra'ya biraz yardım edeyim dedim. Kalktım. Ben biraz acıktım dedi. Ona domates biber yapacağım. Bakalım. Vallahi hiç yedirelim arkadaşlar. Beni soracak olursanız. Kemal da soracak olursanız yatıyor yazın. O öyle hiç altı, kaldıktı. Kalın ne diller? Kalkamadı. Kalkamadı. Valla konuşmalarında bile şey kaldı. Beni beni yapar mısınız? Cara hazırlayalım. Haplarımızı yıkalım diye. İlaçlarımızı alalım. Şimdi biraz önce arkadaşım aramış ama az arkadaşım o da geçirmiş korona da. Hayır, çok kötü diyor. Allah kimsenin başına vermesin. Evet arkadaşlar. Allah kimsenin başına vermesin kurban olduğum Allah. Çok kötü bir şey vallahi. Yarabbim. Allah'ım. Öksürek beni mahvediyor arkadaşlar. Sabah oldu muydu? Öksüre içim dışıma çıkıyor. Ancak bir balgam gelirse öyle kurtuluyorum. Ya değilse beni çok halsiz bırakıyor. Elim ayağım titriyor. Şu an bile aynıyım vallahi ama mecbur. Emre ahlattım arkadaşlar. Meyrem kalkma dedi ama Allah razı olsun Meyrem'den de. Bir, bugün vallahi tam beni hastalığına aldı. 9 gün oldu arkadaşlar. 9 gündür yemekti. Başlıkta hep bu çocukta. Bu da çocuk, bu da hasta. Allah bu da hastalandı ama canı iyi oldu Allah'ın yüzüne baktı da. Ben 2 gün yattım arkadaşlar. Evet. Gerçekten çok zor. İklemiyle nereye ağrıyor? Allah kimsenin başına gelmesin. Bakalım bugün annem tabu çekeceklermiş annene. Annem hastanede daha hala abimle. Abim var yanında. Bugün işte öğleden sonra geleceğimiş doktor. İnşallah çıkardılar diyordu abim de. Annem de sıkılmış artık. Yine de yani gittiği gibi değil. İyi yok değil zaten. Canım iyi. İyi diyor Adem dayı. Yine en azından diyor hani öksürenle diyor balgamın önüne makbule başladı diyor. O da öksürdü müydü şeye giriyordu. Öksürek krizine giriyordu ta. Ay. Kim? Annem. Zamanında Nas abim bağırdı. Kalkıp cevap veremedik vallahi hiçbirimiz. Ben tam uyandım, amcam gitti. He. Ekmek bırakmış. He, ekmek almış da. Ekmek almış. Ekmek aldım aldınız mı diye. Bakmaya şeyimiz yok ya arkadaşlar, ferimiz yok. Vallahi öyle bir zormuş ki. Arkadaş, anaz arkadaşım. İyi olunca diyor, ciğerlerimden film çektireyim diyor. Bunda taş var diye arkadaşlar, taş aldırmaya çık gidince filmlerinde çıkmış, doktor hemen bilmiş. Sen korona mı geçirdin demiş. Ciğerlerine hasar bırakmış. Esas da öyle yani. Öksüre ne olacak? Kuru biber arkadaşlar bunlar. Beyza'dan, Mekaplan'dan, Sevgi İngin'den, salamları biriktirmiş Hümeyra, buzdolaba koymuş. Kuru biberiyle domatesle canı da istedi benim ama hiç ağzımda da yok onunla. Ne edecek, nasıl edecek bilmiyorum. Allah yardımcını olsun. Dün annem biraz koku aldı arkadaşlar, biraz sevindi. Valla koku aldım. Birisi bir Hümeyra koymasın. Bari tane tabak al. Domatesimi de doğrayın da. Yitirmem. Yani çok yağ olmaz. Domatesin kabuğunu da soymuş öyle. İyi olur ya. Pek severim bunu da. Dur bandadını alabileceğim. Ben ne yaptım anne? İyi. Sen de bardaklarımı da çarpma kızım. Onlar şey mi yapıyor? Koyur, bulaşma makinesine geçene koyur. Bekletme, biriktirme.
sana da iş birikmesin işte. Birini geçen at. Ha evet. Birini geçen at kızım. Yani sana da dayanmam valla. Bu da olmasaydı halimiz pişmanız valla. Perişan ne demek? Perişan ne demek? Yani bakımsız bir şey. Kendimize bakamaz haldeyiz. Bu derece perişan. Anladın mı? İnekte vardı arkadaşlar. İnekte öksürüğe atlattı gibi arkadaşlar. Öksürüyor ama yine de hafif var. Ben koronayı atlattım. Ha? Ben koronayı atlattım. Atlattın mı? Atlattım. Bunun için atlat. Ben doğrayım buyla da. Sen yap kızım, ben çok şey var. Tamam da ben doğrayım. Bari elim değdi ya, elim şeydi. Bari doğrayım. Sen babama bağlayacaksın. Bak, hadi gör. Evet abi, babam uyuyor herhalde. Baboş. Nasılsın? Vallahi içindeyim bana. Atıyorum bana. Ay, hastalık bulaşmış ama. Ne gördün? Ne gördün? Bana ne yapayım, yatağın içine uğranıyor ona. Ben de ablam gibi yemek yapıyorum, onu çektim. Abim de böyle havuz doldurdu. Dün onu vallahi ne yedim duruyor. Suyun geçti mi? Geçti. Hı. O geçti. Geçti mi? Ben atlattım. Neden ağrıyor? Vallahi her tarafım ağrıyor. Sırtım ağrıyor diyordum ya. Hiç uyumadım hiç. Niye lan? Böyle acayip bir uyuştu, böyle acayip bir şeydi baya. İyi kötü hastalıymış bu. Evet.
çok yataktan kaldırdım anne. Yataktan kaldırdım diyor. Yatağa bir hal oldu. Domates biberi öldürdüm. Oğlum ben ya, benim hiç çıkmış bir şey istemiyorum ki. İstemiyorum da mecbur hap içeceğim. Hapın için biraz inen lazım. Meray. Azra yardım ettim, geldim de. Gamberim sen de soframızı nem getir paşam. Biraz yorumlara baktım da. Arkadaşlar bizim kimsenin işimiz yok. Anladınız mı? Ey ama. Ben kimsenin dağıntım da yok. Ben kendi derdimle uğraşıyorum. Benim kimsenin işim yok. Herkes kendi işine baksın. Ya bazıları da ortalık karıştırmaya bir şeyler yazıp duruyor. Yazmayın arkadaşlar. Benim kimsenin işim yok. Ben şu hastalığı atladım diye bakıyorum. Ben hastalığımı atlattım mı? Benim en güzel şeyim o. Benim kimsenin işim yok. Ne Otuk ailesinin, ne bir şey ailesinin, ne yeğenlerimden, ne eniştemden, ne bacımdan. Hiç kimsenin benim işim yok. Gelenden de sağ olsun, gelmeyen de sağ olsun. Neydim, zorla mı getirdim milleti evime? Zaten isteseler de gelemezler de. Zaten gelemezler. Evet. Hastalık işte, herkese bulaşabilir. Ben hiçbir yere çıkamam. Sevgi yenge bu bacı sana aradı da. O da Kur'an oldu ya. Bal alın diyor, aç karnınıza diyor, birer kaşık yiyin diyor, ben öyle yaptım diyor. Taştan kaldırmaya gittiydim diyor. Hemen diyor, bildi doktor diyor. Bir de diyor, iyi olunca filmleri çektirin, afiyet filmleri diyor. Onu geçirmiş, geçirmiş. Geçirmiş, çok kötü diyor. Benim onun için diyor arkadaşlar, yorumlarınızı normal düzgün yazın ya. Kimseye kimseye düşünmeyin arkadaşlar. Bu hastalık herkese gelecek, kaplamada gelecek, giriştemede herkese. Yo, bizim yarın, biz ailemiz ailece yatıyor. Yo yarın ben yani biz satın almadık. Unutmam ya. Ben yarın onlarla yüz yüze de bakacağım. Ötekilerle de yüz yüze bakacağım. Böyle olmaz arkadaşlar. Kimseyle ben kontrolmak istemem. Yani şu hastalığın içinde hastalığı bahane edip de milleti birbirine düşürmeye çalışmayın. Ben kimsenin kontrolmak istemem. Kimsenin de işim yok. Ben kendi işimdeyim. Bak ben hastalığına uğraşıyorum. Allah herkes razı olsun. Meyran bize yeter vallahi. İyi kötü bizim her işimizi yapıyor. Bu da hastalandı. İki gün yattı. İşi yapmadı vallahi. Çayımızı da getirdi. Bulaşığımızı da yıkadı. Enes Gamberim'le paylaşarak yaptı her işimizi. Vallahi Gamberim'i bile görseniz arkadaşlar. Çamaşırımı getiriyor, toplayıyor, atıyor beraber ablasıyla. Beraber seriyor. Ya da benim kimsenin işim yok gene. Benim işim varmış gibi göstermeyin kimseye. Benim kimsenin işim yok arkadaşlar. Ben bir daha diyorum. Benim kimsenin işim yok. Ne yüksel işlemine, ne bir bacımına, ne Hasan'la, ne dermanla, ne elmasına. Ben akşam elmasına da konuştum. Yorumlar yazmışsınız. Ben yorumlara değil, ben kendime bile bakamıyorum. Ben kendim daha iyi yazından da Allah razı olsun. Kötü yazını yazmasınlar ama olsun. Kötü yazmasınlar abi. Kötü değil yani. Hani onlar da bizi düşünerekten. Bilmiyorlar mı bu korona oldu mu? Zaten millet gelemiyor. Kapıdan da gelse onun bir şeysi olmuyor işte. Ha yine de gönül isteyiyor işte ama olsun. İstemiyorum ben kimseye. İyi yorum da. Ben iyi olmayı istiyorum arkadaşlar. Ben kimsenin gelmesini de istemiyorum. Gitmesini de istemiyorum. Evet canım. Peki iyi olalım. Ben iyi olalım. Bak ben nerede yattığımı bilemedim ya vallahi diyorum bak. İyice gezdim. Yoza bağdır gezdim. Acayip bir hastalığımış bu. Şimdi ben hastalığın içinden kalkıp da sahi solumu düşüneceğim ya. He? Ha bu hastalık bana değil ki herkese bu hastalık. Millet beni nasıl seyrettiyse ben de onları seyrederim. Her şeyi karşılık bu. Onun için kimseyi kimseye düşürmeye çalışmayın arkadaşlar. Kimsenin ben yemeğine de, ekmeğine de, aşına da ihtiyacım yok. Kimsenin yemeğine de istemiyorum. Ben kendi yemeğimizi yapıyoruz biz kendi başımıza. Bir gün ben yapıyorum, bir gün Sevi yapıyor, bir gün Mira yapıyor. O yüzden kimseyi birbirine düşürmeye çalışmayın arkadaşlar. Yazacaksanız yorum bana düzgün yazın. Hastalığı var ya, acayip bir kutu hastalığı. Bir yattığımı bilemedim ya. Yatıyorum kalkıyorum, yatıyorum kalkıyorum, yatıyorum kalkıyorum. Sağ yedim soladım, sağ yedim sağ yedim, sağ yedim soladım.
Sabah çok kötü oluyorum ya. Sabahla öksürüyorum. Öksürüyor ama içim dışım açılıyor. Ya değilse... Boş kapaklarım yine sağlıyor. Gamber. Ne? Bekle. Tamam. Sufra bitir de gamber. İnsanın boş kapaklarına vuruyor. Kahıma vuruyor. Nasıl bir korunaymış bu? Atlatacağım ama illa da bir hasar kalır gibi geliyor bana vallahi. Kalırsa değil mi olacak şu halat? Yoksaydık. Vallahi. Yine sende yok, sürek yok. Yok, sürek yok da. Bende var. Her şey var bende ya. Ateşlenme var. İşte. Sen yenisin. Benim bugün 9. günüm arkadaşlar. Nasıl oturacağımı bile şaşırıyorum. Kur'an çarpsın. Ne diyeceğimi şaşırıyorum. Ben atlatamadım. Sen daha iyi misin? 2 günlük, 3 günlük sonra daha. Ne? Ne diyeceğimi şaşırıyorum vallahi. Nereye geçeceğimi şaşırıyorum. Dur. Sevmedi. Sonra da yok sevmesin ya, daha şey pişmedi ki. Domates, biber öldürüyor. Neyse arkadaşlar. Kahvaltıda görüşelim. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Bak bir daha diyorum. Bir daha demeyeceğim. Ortalıkta bir şey varmış gibi millet birbirine düşünmeye çalışmayın. Şu anda biz bir hastalık mücadelesi veriyorum. Ama ben buradan bir an önce nasıl kurtulacağımı, ne kadar zararından ayrılacağımı düşünürken bir de siz oradan kalkıp da yok Hasan sana şunu yaptı, yok şunlar şunu yaptı, yok bunlar bunu yaptı, sen bunu yaptın. Bizim kimsenin işimiz yok arkadaşlar. Ha sen Hasan'ı yarı yolda bıraktın, sırtını döndün diyorsun da ben Hasan'ın yanına... Yani gitmek zorunda değilim, mecbur da değilim yani. Benim bir sözleşmem de yok Hasan'dan çalışacağım diye bir. Yani böyle bir saçma düşünce içinde olanlara söylüyorum bunu. Gerçekten yani çok saçma bir şey bu yani. Yani Hasan'ın yanında ben çalışmıyorsun diye sırtım mı döndüm vallahi yani. Kusura bakmayın, bizim kimsenin kuşluğumuz, dargınlığımız yoktur. Bir daha söylüyorum, bizim kimseyle de işimiz yoktur. Bunu da söylüyorum. Ben bak sabah adım nerede yattığımı bile bilmiyorum. Vallahi... Ben düşüncem ayrı, sizin düşünceniz ayrı. Ben anlayamadım yani. Milleti birbirine düşünmeye çalışıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Benim değil mi? Ne iliştemden olsun, ne bacımdan olsun, ne Hasan'dan olsun, ne elmasından olsun, ne ötekilerle olsun. Benim kimseyle işim yok arkadaşlar. Tamam mı? Rezla Yılmaz diye bir tane abla var. Çok güzel konuşmuş. Herkes işine baksın. Gökmen Gödücü'ye öyle demiş. Şimdi ya da sen yoğdun demiş. Şimdi ne oldu demiş. Araları kırgınlık gördüm demiş. Ya ben kırgın değilim abla. Ben niye kırgın olayım? Kimseyle kırgın değilim ki. Biz kimseyle kırgın değilim. Ben kırgın değilim ya. Ben kimseyle kırgın değilim ya. Ben Hasan'dan ayrılmışsam ben Hasan'ın kendine de söyledim. Tamam gelmek istemem ama sen bitti benim için. Ben kendi işime bakacağım dedim. O da tamam dedi. Bunda ne vardı? Bu kırgınlık mı demek yani? Yok ortalıkta dövüş varmış gibi, kavga varmış gibi milleti yansıtmaya çalışıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar, bizim kimsenin işimiz yok. Bir daha söylüyorum. Sen kendin mızmızlanıyormuşsun, öyle diye yazmışlar. Mızmızlanıyor musun? Sen kendin mızmızlanıyormuşsun, sana göre yazı yazıyorlarmış. Kime mızmızlanmışsın? Ortalığa mızmızlanıyormuşsun. Ne demişsin şimdi ya? Öyle demişsin işte. O konuşanlar zaten başkaları arkadaşlar. Tamam, ben kimsenin arasında konuşmam. Ben neyse giderim yüzüne söylerim. Önce de konuştuğun konuşmaları unuttun, şimdi ayrı konuşuyorsun diye yazmışlar da. Kimseye, adam hasta ya. Ben kimseyle işim olmaz. Ben konuşuyorsam direkt söylerim adamın yüzüne. Ha, benim kimseyle kırgınlığım, dövüşlüğüm yok bak, ben gider söylüyorum. Yorumlarınıza lütfen dikkat edin. Kimseyi birbirine düşürmeye çalışmayın. Orayı oradan, burayı buradan unutmayın. Anladınız mı? Bak. Herkes kendine iyi baksın. Evet arkadaşlar, kahvaltımı hazırladım, getirdim. Terledi sonlandır. Şöyle alın da. Terlemiş. Anne bana da ekmek verele. Bana bir çay atıyor. Bir bardak çay istedim. Tamam. Geçecek Kemal da biraz çok yıkıp da geçecek. Burada bir şey var mı? Yok. Evet. Allah'tan gelen her şeyi kadirik. Aynen. Evet arkadaşlar, bugünlük de videomuz böyle olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Aynen.
Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun abilerim, atmalarım. Evet arkadaşlar, bizim kimseyle işimiz yok. Bir daha diyorum, bir daha diyorum. Ben hastalığı atlatmaya çalışıyorum. Ve şu hastalıktan kurtulun. İsteyen istediğinidir, isteyen istediğini yapar. Benim hiç umurumda bile değil. Yok, bazıları kendi kendilerine saklı sulu bir şeyler yazmışlar sanki, esas pek severlermiş gibi milleti. Ortalık karıştı mı? Benim kimsenin işim yok arkadaşlar. Yine diyorum, yine diyorum. Ne yükseliştimden, ne bacımdan, ne hasandan, ne dermandan, ne şiinden, ne ondan, ne bundan. Ben kendi derdindeyim. Bak evimdeyim. Kimse de bana kötü yorum yazmasın arkadaşlar. Yani kötü yorum derken yani ortalık karıştırıcı yorumlar yazmasınlar. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Destek önem vermeyin. Telefonun olmayanından Allah razı olsun. Koşmalılar, süper life yapıyoruz. Çınır çınır gelin. Babama kalan da kalın.